Sen neredeydin? Neredeydin sen? Hani geçenlerde dedim ya, adam bir tanesi arabadan atmış bundan 2 ay önce. O kedi bu kedi arkadaşlar. Alıştı buralara. Alıştı gitti yani. Hadi bakalım, yiyin mamanızı filan. Sevgi gösterisini bırak, hadi mamanı ye. Ha bu çocuk işte. Bu çocuk. Adam bunu bir kucak arabadan buraya atmış. Allah'tan bu da böyle mekanına sadık bir kedi. Hiç ayrılmıyor buralardan. Kulübelerin içinde yatıyor, kalkıyor. Şurada birinin merdivenli balkonu var. Orada kutular var. Onların içinde yatıyor bazen. Başını becerdi yani. Ay çok soğuk havalar. Soğuk soğuk. Git kızım, bak da o şeyin içinde, dolabın içinde mama. Heh. Aferin. Hepsinin içinde birer kap mama var. Bulun da yiyin artık yani. Elle mi besleyeceğiz daha? Hadi çocuklar, ben gidiyorum, afiyet olsun. Ha benim oğlum da geldi ya. Oğlum da geldi. Bu da ayak delisi, ayağımın altında. Oğlum ezilirsin ayağımın altında çocuğum. Hadi gidin yiyin. Her biriniz bir tanesine girin. Beslenin. Hadi çocuklar. Hadi ben gideceğim vallahi. Hadi çocuk. Benim evde de çok var. Buradakinden çok evde var. Bugün de çok yağmurlu dostlar. Çocuğum da biraz yedi içti. Yakışıklı oğlum benim. Adı yok bunun. Ben de düşündüm. Çok uzun zamandan beri Rıfkı ismi hoşuma gidiyordu. Buna da dedim Rıfkı diyeyim ben en iyisi. Hah ye kuzum ye. Yesene mamanı. Yedi az önce de. Biraz böyle benim şu şeyleri, kulübeleri minik delikler açıp birbirine zincirle kenetleyip bağlamıştım ya, azıcık zincirler ortaya çıkmış. Tesadüf mü olmuş, birileri buraları karıştırmış mı? Tam çözemedim de inşallah öyle değildir yani. İki küçük kulübeyi de tenezzül etmesinler artık diye düşünüyorum yani. Ay sığınan kuzuma bak yağmurdan. Bayağı yağmurlu. Bir tanesi de şu arabanın altında da kaçıyor. O arabanın altına da artık mecbur. Eski bir araba. Buraya terk edilen arabalar geliyor genelde. Onun altında. Ay küçük bir mama bıraktım oraya da. Ben gidince o da gelir zaten buraya. O benim Rıfkım Sadık. Kulübelerin içinde kalıyor. Mamasını yiyor. Evet. Dün yağmurda ayrılmıştık en son Rıfkı'yla. Bugün güneşli günde tekrardan buluştuk. O değil de benim kekom bulunmuyor biliyor musunuz? Yani bu videoyu kapatmadan keşke kekomu bulmuş olsam. Aa bu da geçen gün söylediğim evden atılan kedi. Güneş var diye hepsi sevinip yayılıyorlar bakalım. Bir de arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Şimdi şu kulübelerden tahminimce çalmaya uğraşmışlar. Bakın şimdi ben kar yağmur var diye bunu naylonluyorum güzelce ama normalde bakın bu üstündeki naylonları açmıştı birisi ve burada koskoca bir hayrat olduğu yazılı değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bunları minik delikler matkapla açtırarak hepsini birbirinden zincir geçirerek içlerinden burada böyle ağaca kilitledim. Bilmiyorum görünüyor mu? Ben geldiğimde bugün bu naylonlar indirilmiş, bu kedi evi yamulmuş. Ya büyük bir adam olsa yani kesinlikle başarırdı, keserdi zinciri falan ama çoluk çocuk mu yaptı, kadın mı yaptı? Mesela daha önceki kedi evimizi resmen bir kadın götürmüştü buradan ve biz ihbar üzerine yakaladık fakat yakmak için götürmüş, kırıp yakmış yani resmen. İşe yaramıyor diye düşünmüş göya. Yani ben ne diyeyim şimdi bilmiyorum ki yani. Ne diyeyim yani. Bari yapmıyorsunuz etmiyorsunuz yapanların hayrına şeyine ellemeyin be kardeşim ya.
Hani bu kadar mı şeysiniz yani? Öf. O şeysiniz dediğimde çok şey var aslında da. Ye Rıfkı ye. Bir gün bitecek bu kötüler inşallah. Ye kuzum. Annesinin Rıfkısı bu. Annesinin Rıfkısı. Annesinin Rıfkısı. 4-5 aylıktan beri falan bu da benim sokak çocuklarımdan biri. Tombik. Oğlum orada mama var. Niye çöp karıştırıyorsun? He? İlla kedi olduğunu belli mi etmen lazım? Gel buraya Tombik. Bu yağmurda kurtardığımız kediyi hatırladınız mı? Bakın hala buralarda maşallah. Görünüyor mu bilmiyorum da güneşten göremiyorum. Bakma öyle, niye bakıyorsun? Ümit Bey teşrif ediyor. Tombik, bu kardeşin Keko'yu çok arıyorum, bulamıyorum. Bak Tombik hiç ayrılmıyor bir yere. Hiç kaybolmuyor. Keko çok fazla özgür ruhlu. Oradan nasıl bakıyor bak arada. Bak 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 bak. Ne bakıyorsun?